Efendim 16 Ekim 2022 Pazar, yine saatlerimiz 19'u gösteriyor. Yurttan ve dünyadan önemli haber başlıklarıyla dopdolu bir ana haber bülteniyle yine karşınızdayız efendim. Hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım efendim. Biliyorsunuz 14 Ekim'de saat 16.15'te Amasra'nın Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında şehit madencilerimiz vardı. İşte o madencilerimiz bugün efendim ebediyete uğurlandı. Türkiye Taş Kömür İşletmeleri'nin Amasra müessesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Okan Akgün ve Mehmet Bulut ebediyete uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte bazı partilerin genel başkan ve yardımcıları da cenaze programına katıldı. Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen cenaze programında 3 arkadaşın tabutları yan yana koyuldu. Tabutların başına gelen aileler uzun süre ağıt yakarken cenaze namazına Bartınlılar yoğun ilgi gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından maden şehitleri Ahatlar Mezarlığı'na defnedildi. Efendim Bekir Bozdağ'da Amasra'ya gitti. Amasra'da maden kazasında yaralanan İşçilerimizi ziyaret etti. Daha sonrasında Amasra'da maden kazasının olduğu bölgeye gitti. Orada da incelemelerde bulundu, bilgiler aldı ve bir açıklama yaptı. Tam 5 Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili tahkikatını sürdürdüğünü söyledi. Bireyle öncelikle şehit olan 41 kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden faciasının meydana geldiği Bartın'daydı. Patlamada yaralanan madencileri ziyaret ettikten sonra incelemelerde bulunan Bozdağ, olayı ilişkin açıklamalarda bulundu. Aldığım bilgilere göre yaralılarımızın önemli bir kısmı taburcu oldu. Şu anda Çamsakura'da yatan ve Bartın Hastanesi'nde olan bazı işçilerimiz dışında hastanede olan da kalmadı. İnşallah onlara da Rabbim Şafi ismi şerifiyle şifa ihsan eder. Sevdiklerine, ailelerine şifa bulmuş olarak kavuşurlar. Bozdağ, 5 Cumhuriyet Savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir, dedi. Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemlidir. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımız kazanın soruşturulması için adli tahkikatı başlattı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı bu tahkikatı şu anda yürütüyor. İlk önce 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı. Şu anda 5 Cumhuriyet Savcımız olayı tahkikatını sürdürmektedir. Buradan kamuoyuna şunu açıkça ifade etmek isterim. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Efendim Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında oluşan maden içerisindeki o tahribatlar, göçükler artık kaldırılmaya ve düzeltilmeye başlandı. Aynı zamanda madendeki patlama sonrasında oluşan gaz ve duman birikintileri de efendim tahliye ediliyor. Bu kez ateş düştüğü yeri değil, herkesi yaktı. Amasra Taş Kömürü İşletme Müessesi'ne ait maden ocağında ilk belirlemelere göre grizu patlaması nedeniyle meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Olay içerisinde kalan işçilerin tamamının çıkarılması sonrası bölgede çalışmalar sürüyor. Ekipler bir taraftan içeride oluşan göçüklerin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da biriken gaz ve dumanın tahliyesi devam ediyor. Efendim, Yeniden Refah Partisi Malatya'da Malatya 2. olan il kongresini düzenledi. Bu kongrede kürsüye çıkan ve bir konuşma yapan Muhammed Fatih Erbakan, efendim yedili masaya
yüklendi ve kaç aydır bir araya geliyorsunuz ve kesinlikle bir iş çıkmadı dedi. Ve yine Kılıçdaroğlu da hedefindeydi Muhammed Fatih Erbakan'ın. Şu soruyu sordu Kılıçdaroğlu'na. ABD gezisinde 8 saat neredeydin diye bir soru yöneltti. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da partisinin ikinci olağan genel kongresinde konuştu. Fatih Erbakan altılı masaya yüklendi. 6 tane birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37 kez toplantı yapmışlar. 6 aydan beri konuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, çay kahve içiyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var. Şu ekonomik krizden çıkış yolu var mı? Şu ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları bir kaynak paketi var mı? Bizim Yeniden Refah Partimizin, ARGE başkanlarımızın hazırladığı milli kaynak paketleri kitabı yok. Bunları geçtim. Bir cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyabilmişler mi? Hayır. 6 tane masa başında, bir tane de masanın altında HDP, 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar 6 aydan beri. Erbakan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti de vardı. 8 saat ortadan kayboldunuz. Kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız dedi. Bakınız en son masanın en güçlü ortağı Kılıçdaroğlu. Kaçar gibi Amerika'ya gitti. Ve orada Amerika'da tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Uçak biletine dahi yattığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor. Diyor ki bu 8 saat neden ortadan kayboldunuz? Kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız? Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Efendim biraz önce ben anonsu yaparken yedili masa dedim, özellikle dedim. Biraz önce Muhammed Fatih Erbakan da bir şeyin altını çizdi. Altı ortak, bir de dışarıdan bir ortak var dedi. Aslında o dışarıdaki ortağı da saydığımızda yedili masa olmuş oluyor. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Altı masada bir de görünmeyen, ortalıkta olmayan bir ortak var. Aslında yedili masada sevgili izleyiciler. Şimdi Mehmetçiğimize gidelim. Mehmetçiğimiz gece demiyor, gündüz demiyor. Efendim gözlerini kırpmadan bizim rahatımız ve huzurumuz için cephe cephe siper siper dolaşıyor. Ve teröristlerin inlerine giriyor, orayı onlara dar ediyor, orayı başlarına yıkıyor, orayı başlarına yıktıktan sonra oraya da sahip çıkıyor, oraya yerleşiyor. Yani aslında terörün kökü kazınıyor 2022 yılında. Süleyman Soylu'nun yine açıklamasını bir kez daha söyleyelim. 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak diyor. İşte bakın o operasyonlardan aslında bir tanesi daha gelecek birazdan ekranlarınıza. Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Barış Bölgelerinde Mehmetçiğimize ve bölgemize hazırlıkta bulunan, ne hazırlığında bulunuyor efendim? Yardım hazırlığında değil, saldırı hazırlığında bulunan 6 PKK'lı, PYD'li teröristin daha üzerini çizdi Aslan Mehmetçiğimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki 6 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit ettiği 6 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi ifadeleri yer aldı. Efendim artık soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Meteoroloji Müdürlüğü de uyarı üzerine uyarı yapıyor. Bakın bu uyarı da Kuzey ve Güney Ege'de başlayacak fırtına ve yağışla ilgili. Orada fırtına ve yağışın alarmı veriliyor sevgili izleyiciler. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini beklenildiğini açıkladı Meteoroloji Müdürlüğü.
Türkiye güneşli geçen sonbahar günlerini geride bıraktı. Yağmurlu hava yurdu etkisi altına alırken Marmara bölgesi de yağmura teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre Kuzey Ege'de rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege açıklarındaysa rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Açıklamada fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Efendim, soğuktan, rüzgardan ve yağıştan nasibini İstanbul'da almaya başladı. Öyle ki dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosiklet rüzgarın etkisiyle yoluna devam etmeye çalıştı ama öyle etkiliydi ki rüzgar yoluna devam edemedi ve imdadına bir İETT otobüsü yetişti ve İETT otobüsü motosiklete siper oldu, onu köprüden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden karşıya geçirdi. O anlar mı? İşte bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Evet, Fatih İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle bir motosikletli Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanınca seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü motosiklet sürücüsüne siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüsü şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçti. O anlar arkalarından gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletliyi belediye otobüsü rüzgardan koruyor dediği görülüyor. Efendim, Bartın faciasını daha yeni atlatmıştık ki dün de İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de bir facianın eşiğinden dönüldü. Yürekler ağızlara geldi. 24 katlı bir rezidansta ta alt kattan tepeye kadar, en yüksek kata kadar, 24. kata kadar bir şerit halinde yanmaya başladı rezidans. Yangının klima motorlarından çıktığı bilgisi verildi. İtfaiye söndürdü yangını ama gece sabah saatlerinde, sabaha karşı bir yangın daha çıktı üst katlarda. İtfaiye onu da söndürdü sevgili izleyiciler. Manavgat ilçesi Kızıl Ağaç Mahallesi'nde denizde ortaya çıkan hortum korkuttu. Yaklaşık 5 dakika devam eden doğa olayı ilçenin her köşesinden görülürken vatandaşlarda panik oluştu. Dev hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bu ne hortum? Hortum. Sahilin yaklaşık 5 mil açığında oluşan ve denizden de su çektiği anlar görüntülere yansırken hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Şimdi efendim, teknik bir arıza meydana geldi. Biraz önce hortum haberini verdik. Şimdi biraz önce anons ettiğim Kadıköy'deki yangın haberimiz var sırada efendim. Yangın saat 10 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının klima arızasından meydana geldiği öğrenildi. Bu sabah aynı rezidansın 4. katında tekrar yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Efendim, bu yangından Adana'daki bir plastik fabrikasındaki yangına gidiyoruz. Yangın tam 5 saat sürdü ve itfaiye ekipleri o yangını güçlükle söndürdü.
Yangın saat 04 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarı Hamzalı mahallesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında çıktı. Fabrikada çalışan işçiler yangın çıktığını fark edince olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikada plastik malzemelerin bulunduğu bölümdeki yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA da katıldı. TOMA ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler yangına müdahale ederken yangının verdiği hasarsa havadan görüntülendi. Bolu'da D100 karayolunda kendi halinde seyreden bir tır. Bu tır tavukla yüklü. Maalesef alev alev yanmaya başlıyor ve tır efendim o alev topuyla küle dönüyor. Ve kilometrelerce D100 karayolunda araç kuyruğu oluştu. Yangın D100 karayolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan Ökkeş Karabacak idaresindeki tavuk yüklü tırın çekici kısmında yangın çıktı. Araçtan duman geldiğini gören sürücü tırı sağ şeride park ederek aşağı indi. Sürücünün araçtan inmesinden kısa süre sonra tır alev alev yandı. Abi nasıl fark ettin? Abi birden alev aldı ya. İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Yeni Çağ itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında tavuk yüklü kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan D100 karayolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Efendim önce Irak karıştırıldı, sonra Libya karıştırıldı. Suriye de bundan nasibini aldı. Arap Baharı biliyorsunuz, malum. Şimdi de İran karıştırılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin de sağı solu çepeçevre çevrelendi. Yunan adalarına kadar biliyorsunuz geldiler, ağır silahları yığdılar. Hem de NATO'nun kontrolünde. Şimdi bu haberimiz İran'da ve İran'a gidiyoruz. İran'da Evin hapishanesi. Orada bir yangın çıkartıldı ve çatışma var içeride. Dışarıdan da dışarıya da sosyal medyaya bu yangının görüntüleri gönderildi. İran'ın başkenti Tahran'da yoğun olarak siyasi tutukluların bulunduğu evin hapishanesinden çatışma ve siren sesleri duyulurken, paylaşılan sosyal medya görüntülerinde hapishane içerisinde yangın çıktı. Görüntülerde yoğun silah sesleri duyulurken hapishane çevresinde bulunan bölge sakinlerinin "Kahrolsun diktatör, hamaneye ölüm" sloganları attıkları duyuldu. Yarı resmi Fars Haber Ajansı bölge sakinlerine dayandırdığı haberinde hapishane bölgesinde 4 ayrı patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Konuya ilişkin ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisine dayandırılan haberde ise hapishanede adli suçluların bulunduğu koğuşta gardiyanlarla mahkumlar arasında gerginliğin yaşandığı, ardından isyan çıkartan mahkumların çamaşırhaneyi ateşe verdikleri belirtildi. Hapishanedeki yangının ve çatışmanın kontrol altına alındığı ve mahkumların koğuşlarına gönderildiği aktarıldı. Efendim şimdi bu İran'ı böyle görünce biliyorsunuz İran'da çarşamba günü beyaz çarşamba şeklinde bir gösteri yapılıyor. Orada kadınlar başörtülerini çıkartıyor ve rejimi aleyhinde sloganlar atıyorlar. Eş zamanlı olarak Türkiye'de de başörtüsüyle alakalı problem ve polemik çıkartmak isteyenler geldi aklıma. Her ne nedense, her ne hikmetse. Acaba bu başörtüsü tartışmaları İran'daki gibi alevlenmek mi, alevlendirilmek mi isteniyor Türkiye'de? Sevgili izleyiciler, yorumu burada size bırakıyoruz. Şimdi kıymetli izleyenler, Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da başı boş köpek sürüsü bir çiftliğe saldırdı. Evet, yanlış duymadınız. Köpekler çiftliğe saldırıyor ve oradaki koyunları telef ediyor. Orada da bir köpek var. O diğer köpeklerin saldırısını önlemeye çalışıyor.
İşte başıboş köpekler insanların kontrolünden çıktığında çok tehlikeli bir canavara dönüşüyor. O garibim köpek de, insanların kontrolündeki köpek de, kangal köpeği de onlara karşı mücadele ediyor. Habere gidelim. Başıboş köpeklerin kıyımı devam ediyor. Adres bu kez Bursa. Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe mahallesinde 20'ye yakın sokak köpeği, Mustafa Sevim ve ortağı Hüseyin Akçay'a ait çiftlikteki tel örgüleri aşıp ağıldaki koyun ve keçilere saldırdı. Birçoğu gebe olan hayvanların kimisini boğup kimisini parçalayan köpekler 41 küçükbaş hayvanı telef etti. Hayvanlarımız, 41 tane hayvanımız telef oldu. Nasıl oldu? Bugün hayvanlarımızı otlatmak için hava yağışlı diye çıkartmadık. Sabah 10-10.30 civarı hayvanları kontrole geldiğimizde hayvanların yerde yatar vaziyette, yaralı vaziyette olduklarını gördüm. Hepsi de gebedir bu hayvanların, %90'ı gebedir. Yani bunlar 3-4 ay sonra yavrulayacak hayvanlar, anaçlar. Ne kadar zararınız verdi lan? Ya şimdi hayvan başına şimdi mevla biçmek... Tabii insan değerini şey yapamaz ama yaklaşık bir 130-140 bin liralık zararımız var. 20'ye yakın köpeğin saldırısı sırasında sürüdeki koyunları korumak isterken saldırıdan nasibini alan çoban köpeği de ayaklarından ve yüzünden feci şekilde yaralandı. Sürünün bekçisi bu. Şu üzüntüsü, şu hali, hayvanın halinden ne kadar üzüldüğü, ne kadar zor durumda olduğu belli oluyor. Yüzü gözü yara içinde, bacağı şu an belki kırık, bilmiyorum, şişlik var bacağında. Köpeğimize de saldırmışlar ama köpeğimiz yine de hayvanları bırakmamış. Ben geldiğimde yatar vaziyette kapının önündeydi ama şu halinden ne kadar yorulduğu, mücadele ettiği, darbe aldığı şu halinden belli oluyor hayvanın. Vatandaşlar yetkililerden başıboş köpekler için bir çözüm bekliyor. Kıymetli izleyenler, bu konu öyle hani böyle es geçilecek bir konu, hemen şu haberi verdim, gidelim diğer habere geçilelim diyecek bir konu değil. Biliyorsunuz Pınar Mahra, yabancı gelmemiştir ismini. Bir kızımız, bizim evladımız. Antalya'da işte bu başı boş köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı ve bacağı koptu, bacağı kesildi. Ve yaşam mücadelesi vermeye çalıştı Pınar Mahra. Hastaneye kaldırıldı. Hastanede 23. ya da 24. gün, yanlış hatırlamıyorsam, yenik düştü, beynine pıhtı attı ve o evladımızı kaybettik. Hiçbir hayvanın canı bir evladımızdan daha değerli değil. Empati yapalım. Hepimizin çocuğu var. Hepimizin evladı var sevgili izleyiciler. Şimdi Pınar Mahra'nın babası bir dernek kurdu, Güvenli Sokaklar diye. Dün de buraya geldi kendisi ve bir arkadaşımız onu karşılamaya gitti. İstanbul temsilcisi o derneğin ve şunu anlattı bana. Murat, kızımızı koruyamadım. Ben de suçluyum. Evet, sadece o sözleri söyleyen İstanbul temsilcisi değil sevgili izleyiciler. Aslında bu evlatları koruyamayarak biz tüm vatandaşlar olarak, tüm yetkililer olarak suçluyuz. Evet, bu suçu ta içimizde hissetmemiz gerekiyor. Şu konuyu şöyle bir irdeleyelim bugün. Bir, köpek sevenler var. Köpek sevmek için alıyorlar. Sevdikleri köpeği her ne hikmetse, nasıl sevgiyse 10. gün, 2. ay, 3. ay sokağa bırakıyorlar. Daha sonra o köpekler işte ormanlık alanlara gidiyor ve diğer sürülerden öğrendiğiyle vahşi bir hayvana ve canavara dönüşüyor. Şimdi bunu bir yere koyalım. Bir de köpekleri tamamen istemeyenler var. Katledelim diyenler var. Hayır, bu da yanlış. Bu da yanlış. Bu kadar köpek seviciliği de yanlış. Hayır, katledelim demek de yanlış. Eğer bir sürü köpek varsa bunlar alınır. Bir yere götürülür, erkek ve dişi olarak ayrılır, onların çoğalmasının önüne geçilir. Bu şekilde de en azından güvenli sokaklara kavuşmuş oluruz. Empati yapın sevgili izleyiciler. Yarın bir gün siz de Pınar Mahra'nın babasının yerinde olabilirsiniz. Ben de olabilir. Hepimizin
evladı var. Hepimizin çocuğu, çoluğu var sevgili izleyiciler. O yüzden yetkililerimize de özellikle seslenmek istiyorum ben. Şurada benim evime yakın Uğur Mumcu'da bir Aydos ormanı var. Bir gün pikniğe gittik, eşimizi, çocuğumuzu aldık. Yahu böyle bir şey olmaz. Sürülerden, köpek sürülerden oradaki konulan, insanlar için konulan o bankın üzerinde, masada oturamıyorsunuz. Evet, orada birisinin çocuğu yanlışlıkla ormanın içerisine doğru gitse parçalayacaklar. Bir de onlara yemek taşıyanlar var. Güya iyilik yapıyorlar. Bakın, siz ormanda onlara yemek taşıdığınızda daha çok çoğalıyorlar ve ondan sonra gelip sizin çocuğunuza musallat oluyorlar. Ormanlarda yemek taşımak değil, yetkililerimizin, daha çok belediyelerimizin bu konuya eğilmeleri gerekiyor. Kanuni olarak suçlular belediyeler. Eğer başıboş bir köpek geziyorsa belediyenin kontrolündedir ve o belediye o köpeği kanuni olarak almak, barındırmak zorundadır. Şimdi ben belediye başkanlarına seslenelim. Yarın siz Murat Bey'in yerinde olursanız hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Çünkü keser döner, sap döner, bir gün o hesap da döner sevgili izleyiciler. Evet, sıradaki haberimizde devam edelim. Kaçak göçmenler. Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen sınır dışına çıkmak üzereyken yakalandılar efendim. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Bangladeş uyruklu 12 düzensiz göçmenle bu şahısların yurt dışına çıkmalarına aracılık ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Haklarında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan yasal işlem yapılan şüpheli iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 12 düzensiz göçmen yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. Şimdi yine Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da bir olay sevgili izleyiciler. Bir asker konvoyu var ve gençlerden biri seyir halindeki araçtan dışarıya çıkardığı tabancayı ve uzun namlulu silahı sağa sola ateşlemeye başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Yahu burası şehir, başkasının çocuğu olabilir, başkası orada olabilir, yaralanabilir, hayatıyla son bulabilir. Yapmayın Allah aşkına. Habere gidelim. Olay Merkez Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Trafik magandaları yine trafikte korku dolu anlar yaşattı. Bir grup genç asker eğlencesi sırasında konvoy düzenledi. Gençlerden biri seyir halindeki otomobilden tabanca ve yarı otomatik silahları çıkararak havaya rastgele defalarca ateş etti. Trafik magandaları kimseye aldırış etmeden trafikte ateş açarak seyretmeye devam etti. O korku dolu anlarsa arkalarında bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Efendim, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bakın, tam 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezliydi bu operasyon aslında ve 5 il merkezi hedef alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideriyle birlikte 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri 5 farklı ilde yaptığı eş zamanlı operasyonla suç çetelerini tek tek enseledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bölge hakimiyeti kurmak için kasten yaralama başta olmak üzere birçok suça karışan, çok sayıda cinayet ve silahla yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı. Bu eylemlerin azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu iddia edilen Mesut Bey'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik ekipler çalışma başlattı. Çete lideri Mesut Bey ve yanındaki 30 kişiyle Beşiktaş'taki silahlı çatışma olayına karışan 18 şüpheli olmak üzere toplam 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul başta olmak üzere Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet ruhsatsız antika av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 1021 adet fişek, bir adreste sera olarak tabir edilen uyuşturucu madde imalathanesi, 2.10 gram kokain ve yaklaşık 1 kilo 730 gram esrar, sahte olduğu değerlendirilen 9.580 euro ve 551 dolar ele geçirildi. Şimdi Tekirdağ'a gidelim. Tekirdağ'da emniyet güçleri denetim yapıyordu. Bir araç onları gördü ve kaçmaya başladı. Kaçmaya başlamasının sebebi ise kaza yapınca anlaşıldı kıymetli izleyenler. Çünkü kaza yapınca etrafa uyuşturucular yayıldı. O anlarda güvenlik kameralarına o kovalamaca işte böyle yansıdı. Çerkezköy ilçesinde rutin asayiş kontrolü yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği araç, uyarıları dikkate almayarak denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası esnasında araçtaki şahıslar üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeleri camdan dışarıya attı. Bir süre ilerledikten sonra kaza yaparak duran aracın içerisinde özel bölmelere zulalanmış uyuşturucular bulundu. Uyuşturucuların bir kısmı ise yola saçıldı. Vatandaşların da polis ekiplerine yardımcı olduğu olayda yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin kovalamacası ise kameralara yansıdı. Efendim, bu operasyonda jandarma ekiplerimizden, jandarma ekipleri tefecilik operasyonu yaptı. 6 kişiyi gözaltına aldı, 4'ünü tutukladı. İkisi ise adli kontrol serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilerin tepesine çöktü. Ekipler, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek baskı yoluyla mağdur eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinden jandarma ekipleri tarafından adresleri belirlenen 6 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 14 adet senet, 1 adet ajanda, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet bıçak, 17 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tapu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, şimdi sırada yurttan derlediğimiz ama üzülerek ekranlara taşıdığımız trafik kazaları var. Kaza Merzifon-Çorum Karayolu Çaybaşı Köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada Muharrem Tepe yönetimindeki minibüs aynı yönde seyreden Tekinköy idaresindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsteki sürücünün eşi Fatma Tepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muharrem Tepe'de ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan çiftin çocukları 16 yaşındaki Hamza Tepe'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza Osmaniye Gaziantep D100 Karayolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Şehye idaresindeki minibüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metrelik şarampole düştü. Kazada minibüs hurdaya dönerken sürücüyle yanında yolcu olarak bulunan TB ağır yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kazanın adresi ise İstanbul. Saat 07.30 sıralarında Hastal-Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda uçuş ekibini taşıyan İğne yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve iki hostes, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Efendim, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü doğadaki biyolojik yaşamı görüntülemek için Kırıkkale'de doğaya foto kapanlar yerleştirdi ve o foto kapanlara yakalanan hayvanlar var. Yakalanan derken efendim, poz veren hayvanlar var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere foto kapanlar yerleştiriyor. Vaşak, karaca, tilki, yaban domuzu ve tavşan foto kapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi. Görüntülerde hayvanların günlük yaşamları yer alıyor. Foto kapanlarla hem yaban hayatı popülasyonu kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor. Ekipler yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla foto kapanların konumlarını değiştiriyor. Efendim, ne kadar güzel bir haber. O hayvanların hepsi, sevgili izleyiciler, can taşıyor. Ama bazı hayvanların da can almaya hakkı yok. Hele hele şehrin göbeğinde İnsan canlı sevgili izleyiciler. Evet, başıboş köpeklerden bahsediyorum. Evet, haber bültenimizi noktalarken buradan yetkililere bir kez daha şehirlerdeki başıboş köpeklerle ilgili çağrıda bulunuyoruz efendim. Bizim evlatlarımızı, çocuklarımızı lütfen koruyun. Evet sevgili izleyiciler, bu haberle hafta sonu ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.